Kadir Gecesi hakkında şüphe var da Miraç Gecesi hakkında şüphe yok. Miraç içinde diyor ki Kadir Gecesi hükmündedir diyor. Anladınız mantığı burada? Yani Kadir Gecesi hakkında şüphe var. Miraç Gecesi hakkında şüphe yok. Diyor ki Kadir Gecesi'ni ki kesin olanı Miraç Gecesi kesin olanı bu akşam. Bu akşam Miraç Gecesi kesin. Kadir Gecesi hükmündedir diyor. O zaman bugün Kadir Gecesi kesin olarak A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir. Yani Kadir Gecesi olarak kabul edin. Çok ilginç bir gece. Dersi de göreceğiz inşallah. Tuhaf. Çok güzel konular işlenecek zannediyorum. Becerebilirsek inşallah. Beraber yapabiliriz. Beraber de olur. Şuraya koyayım şunu. Ağır bir mevzu ama İsrail'in ilham etmiş. Soru sorabileceksiniz. Çok güzel olacak. Soru mevzuya gireyim. Notlar uçuşuyor, kağıtlar. Bunların içinde okuyabilirsen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksellezi barekna havlehu li nurehu min ayatina. Min ayatina inne huve semin basir. İn huve illa vahyun yuha lemu şedidul kuva. Zümmiretin fastava. Ve huve bil ufukil a'la. Suna dana fetedella. Fekâne kâbe kavseyni ev edna. Fe'evhâ ila abdihi ma evhâ. Ma kezel fuâdu ma ra'a. Efetumerûnehu ala ma yara. Ve lekad rahu nezleten uhra. İnde sidretel munteha. İndeha cennetul meva. İz ya'şa sidrete ma ya'şa. Ma zâl basaru ve ma tava. Lekad ra'a min ayati rabbihin kübra. Sadakallahul azim. Şimdi mouse'u verdim. Konuşur, şunları yapabilirsek soru sormak serbest bunlarla kalır. Ama çok böyle avami de olmasın ki bizi indirmesin biraz aşağıya. Bir, Miraç bizimle ne alakası var? Başkasının bir seyahati ise bizi o kadar alakadar etmiyor. Yani şöyle, Meryem değiliz, çocuk doğurmayacağız. Niçin Meryem suresi var? Sorunun da cevabı gibi oluyor. Kısa-i Musa, peygamber değiliz. İki, 70 bin perde ne demektir? İşleyeceğimiz konu. Üç, arşa kadar cismiyle gitti. Oysa Miraç'ın tamamı arş değildir. Kabı kavsene kadardır. Allah rahmet etsin. Hep bunu hatırlayıp okuyunca bu soruyu. İbrahim Canan vardı, profesör. Şehit oldu. Onunla hiç unutmuyorum. 1 saat 45 dakika bunu konuştuk. Hem de telefonla. Yani arşa kadar cismini beraber almış. Gözünü, kulağını. Demiştim ki abi Miraç kabuk aysene kadar oldu. Arştan sonra lef-i mahfuz var, arş-ı azam var falan. Oraya neyle geçti? Öyle bir hatıramız var onunla. Ne yaptı? 4. Miraç'ın hakikati nedir? 5. Allah'ı görmüş ne demek? 6. Miraç'ın batını zahirisi. 7. Tecelli zat. Harika. Keşke Osman burada olsaydı. Çünkü bu işlerin de biraz delisi. En son, en başta diyeceğim şey, Miraç nedir?
Tamam, bunları yapacakmışız Osman, tamam mı? Yusuf, Yusuf'tu değil mi? Hadi bakalım. Şimdi, görüyor musunuz bu şeyi? Ama ben, çalışıyor mu bu? Ben bir insanın serüvenini göstereyim. İnsanın yaratılışta takılan şeyler ona. Ondan sonra inelim aşağıya. Nerede? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam mı? Sonra şöyle yapayım da. O Allah'lık hakikat. Sonra hiçbir şey, yani Allah varken hiçbir şey yoktu. Muhyiddin Arabi der ki elen yoktur. Hakikat mertebelerini de mertebe saymıyor. Esma saydığı için. Şimdi vacibül vücut Allah deyince, yani burası hakkında şu var ya, mouse. Mouse'un olduğu yerde gözüküyor mu sizde? Bunun hakkında ezeli ve ebedi ne diyorsan hiçbir zaman bilgi yoktur, olmayacaktır. Allah deyince burayı kastetmiyoruz. Bu konuşmuyoruz zaten. Allah, Rahman, Rahim, Kerim neler diyorsa, Kur'an ne anlatıyorsa şuradadır. Şurada. Mouse'u görüyor musunuz? Burası nadiren Kur'an'ın geldiği kaynak, şurası subut-i sıfat. Burası yani kelam sıfatından gelmiş Kur'an. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat var ya. Buraya kadar. Şunun hakkında yoktur bir şey. Bilgi yok. Olmayacak. Bu hani Allah hakkında konuşuruz, Rahmandır, merhamettir, gadabını geçmiştir, merhameti şöyle olmuştur, şudur budur. Bu hep esma. Bu değil. Bu bilinmiyor. Ne bilmiyor. Fethi abi, bu hiç bilinmiyor. Yani bu detay, bu söylediğim var ya, bilinmeyecek değil mi? Hiçbir zaman. Peygamber Efendimiz de bilmiyor. Hiçbir kimse. Soran olmayacak. Soramayacak. Çünkü bir, mesela dedi ki, abi dedi cennette ne yapacağız dedi, bu kadar yani sonsuz bir zamanda git. Yani şu, abi ne yapacağız? Sonsuzu bitir, sonsuzun sonunu getirirsen öteki şeyi istersin. Esmi, sıfatı geçersin. Abi bundan sonra ne yapacağız? Ha geldin mi oraya? Ha tamam, o zaman konuş. Ama yürüyorsun. Abi bu sonun, bu yolun sonunda ne var? Sonsuz ki, sonu yok ki. Yani bu çok önemli bir şey söyledim Fethi abi. Bu şey var ya, bu ne konuşuyorsak var ya, Allah şöyledir, merhametidir, gadabını aşmıştır, hesap görecektir, çakacaktır, merhamet edecektir, ikram edecek. Hiçbirisiyle alakası yok bunun. Bu yok. La tefekkeru. Böyle bir şey yok. Bu söylüyorum ama senelerce uğraştığım bir şey bu. Bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur. Olmayacaktır. Sonra o mahiyeti zatiyenin dışa vuruşu olan kendisini şunat-ı zatiye. Bu bizde var. Numineleri, latifelerimizin menbaı, şefkat-ı mukaddese, muhabbet, şefk, surur vesaire. Yani ben çabuk geçeyim ki işleyeceğimiz konu çok. Bu vacibül vücud, tamam mı? Ondan sonra o şunattan sonra soğan kabuğu gibi düşünün, merkezden çıkıyorum. Cücüğünde soğanın, mahiyeti zatiye çık dışarıya, şunat-ı zatiye çık dışarıya, sıfat çık dışarıya, esma bitti. Bu Allah'lık dediğimiz hakikat. Osman geldi mi? Aferin lan. Güzel. Sen de bazı şey, serbest soru sorma. Sonra da gideni atladı. Soru sorsana, serbest. Biraz muhatap oldu da hoşuma gidiyor yani. Hepten de kuzu gibi dinlediğiniz için beni biraz da sıkıyor ya. Yani. Şimdi bu akşam böyle mi? Tamam mı? Böyle biraz kurdu dedik mi? Mehdi zaten hakkında bilgi yok. Şimdi soğan kabuğu gibi dedik. Şunat mı? Şunat-ı zatiye. Onun alametleri var bizde. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezzehesi, tamam mı? Şevk, sevk, lezzet, surur vesaire. Memnuniyet, iftihar. Sonra çık dışarıya sıfat. Çık dışarıya esma. Bu Allah'lık hakikati. Şimdi biz bununla uğraşmıyoruz.
Sonra bu Allah, böyle bir Allah. Ya ne acayip bir şey ya. Bunda nasıl gurur duyulmaz ya? Değil mi? Ustad diyor ki sen nefsini seviyorsun. Çünkü lezzetlerin aldığı için. Oysa ondan lezzet alasın diye sana nefsi yaratan, lezzetleri de yaratan bu sevdiklerinden daha çok sevilmesi gerekmiyor mu? Baklavayı seviyorsan baklavadan lezzet alasın diye o lezzeti koyan, onu halk eden baklavadan lezzetli olması lazım. Cinselliği seviyorsan sana bu donanımı takan, ona o özelliği veren ondan daha lezzetli olması lazım. Onun için ballar balını buldum, kovanım yağım olsun. Allah onun için hiçbir şeye benzemez. Affedersiniz ne yediğimize ne cinselliğe hiçbir şeye benzemez. Kaynak yani. Rahman isminin tecellisi. Cinsellik, şehvet Rahman'dandır. 70 bin perdeden geçmiş. 70 bin perdeden geçmiş bu ağa. Dibine kadar gitse mümkün değil. Rahman'ın varamazsın. Şimdi Rahman Esma'dır. Bir de bunun sıfatı var. Bir de şunatı var. Bir de zat var. Adam oradan hortumunu eletini bağlamış. Rahman'la meşgul olur mu? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor tecelli-i zata ve esmanın her bir esmaya ve mertebi azamına mazar olmuş. Artık bedensel ve dünyasal onu alakadar eder mi? Ne kadar işkence çekmiştir ya. Bunlara mazar olacaksın, gelip kanaat edeceksin. Uydur, benim gibi uyduruk adamlar. Bütün kainatı dolaşacaksın. Cenab-ı Hakk'ı kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazar olacaksın. Bütün kainatın kaynağı sen olduğunu bileceksin. İyi dikkat et kelama. Ezber söylüyorum yani kaynaklı. Tecelli zata mazar olacaksın. Tamam. Tecelli zata mazar olacaksın. Ondan sonra bak Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'sının azamı mertebede ne bir insana manen en azam bir ferdine tecelli azam tezahür edecek. Gelip bedeniye kanaat edecek. Tecelli zat ya. Peygamber. Bir tuhaf yani. Böyle nasıl bir ruh nasıl kaldırıyor? Yani şöyle diyeyim bizim anlayacağımız Keban barajını trafo kullanmadan direkt eve bağlasanız eviniz. Ne olur? 500 bin voltluk ceyran. Duman olur, duman. Ev duman olur. Bağladığın anda toz olur, toz. Nükleer gibi. İşte tecelli zat peygamber aleyhissalatü vesselam için aradaki berzahları kullanmadan hiçbir şey kullanmadan arada direkt trafo marfo yok yani atların falan direkt bağlanmış. Ruha bak ya. Bir de bırakıp geri gelmiş abi bize gelmiş. Evet gelmiş. Ben vallahi gelmez miydim? Yani. Şimdi oralara gideceksin. Hangi peygamber gidip de gelmedi? Hani var da bir şey dikiyordu terzi. İdris Evet. Değil mi? Dikiyordu. Gitti. Bir daha gelmedi. Kız gelmedi. Küçücük kız gelmedi. Ha kız gelmedi. 19. söz mektupta vefat etti gitti. Konevi gelmedi. Hallacı Mansur gelmedi. Muhyiddin Arabi gelmedi. Adamın hakkı hocam. Niye kanaat edeceğim ben size orada geçtikten sonra? Oradan el sallarım dedim ki geldiğiniz zaman karşılarım. Tabi bazıları diyorduk belki yeni gelenler. Onlar ne diyor ya nereden gelmedi? Hasan abi cinsellik Rahman olması vücudi bir lezzet olması. Ruhu evet. Lezzetli. Yok. Ruha aktarılıyor o da. Bedensel nefsaniyet de ruha aktarılan bir şeydir. Beden bir berzahtır. Aktarıyor. Çünkü ruhu çıkarırsan beden lezzet alabilir mi? Çünkü beden ruhla çalışır. Neden rahimi değil o zaman? Ruhun ruhsal bir lezzet değil. Ruhun dört özelliği var ya. Zih hayattır, zih şuurdur, karnın vücudur. Hayatiyet tarafı lezzet alıyor. Rahim olsaydı rahim tefekkürü imaniden alınıyor. Tefekkürü imaniden rahim olur. O ruhsal lezzettir. O, ondan sonra bedensel koyuyor kenara. Nasıl şey yapıyoruz o zaman? Rahmani ve rahimi lezzetleri. Mesela rahmani lezzetler, cinsellik ve yemek. Yedin, bitti, koydun kenara. Rahimi, ruhsal lezzet daimi ve artarak devam ediyor. Bırakmıyor. Tefekkür ettin, diyelim tamam mı? Tefekkür ediyorsun. Fikir bir yoldur. Fikir yoldur, fikir yoluyla diyor. Tefekkür bir yöntemdir.
netice değil, yöntemdir. Tefekkürle gittiğin yerden sana bir cevap geliyor. Mana, lahuti bir mana. Dünya cinsinin. O arabayla gittim, kamyon, kamyona yüklendi, geri geldim. Yol fikirdir, kamyon tefekkürdür. Kamyona yüklenen manadır. O geldi mi buraya? O mana, o kamyona yüklenen malzeme ile Allah diyor ki sana, sen benim adıma vazifelisin. Bunlarla gıdalan ve vazife yap, millete anlat. Sen benim varissin. Ya varis bu. Tefekkür imanı yapanlar Allah'a varis olabiliyor. Çünkü varis ismini çok uğraşıyorlar alimler vesaire ve nur talebelerinden de lügat yaparlarken çok uğraşıyorlar. Başlarında bir tane de bendim yani. Çok uğraştım. Hiçbir zaman bu varisi varamamış. Ama bu kadar şey Allah'ın ikramı. Şu kadar veciz ifade. Allah'ın ikramı sima ile uğraşırken Allah verdi. Varis. Yani tefekkür imani ile verilen cevap. Verilen cevaptan şöyle de anlatayım. Mesela hani hep misal verir de gına getirdiniz ama. Hani gece kalkıp namaz kılanların yüzü parlar. Veya namaz kılanların yüzü parlar normal. Sokaktakilere göre namaz kılanlar yüzü parlar. Bu ne demektir biliyor musun? Allah'ın namazı onayladığını gösteriyor. Delil bu. Hiç şüphen olmasın. Allah'ın onayladığını gösteriyor. Evet kardeş bak namaz gözüküyor. Hiç endişe etme. Bak şu namazın gözüküyor. He. Onaylanmış yani. Sima gözüküyor. Kıldığımız namazlar onaylanıyor. Hele bir de gece kalksan var ya. Gece namazı. Gece kalkıyorsun sumu için. Şunu. O nur olmaz. Ama namaz kılsan o nur olur. Sabaha çalışsan su için nur olmaz. İki rekat kılsan nur olur. Voltu yükseltiyorsun yani. Artık ne oluyorsa Allah onaylıyor onu. Ruh miraç yapıyor. Oraya girmeyelim. Tamam. Şimdi aşağı inelim. Bu akşam şey, serbest arkadaşlar. İzan jeneratörünün şey var ya sana. Yani en güzeli ne biliyor musun? Sen namazın onaylanmasını istemez miydin Erdinç? İstemez misin arkadaşlar namazınızın onaylandığını? Simanızdaki nuraniyet budur işte. Bu müjdedir. Bunun kadar bir müjde olamaz yani. Sen milletvekili seçilsen, başbakan olsan. Fanidir, geçicidir. Böyle bir müjde olmaz. Namaz onaylanıyor. Şu adamın simasına bak mesela. Sen niye namaz? Gözüküyor. Diyorlar tabii. Allah Allah. Elhamdülillah ya. Bu müjde ya. Onaylandı. Bir namazın onaylansa bitti. Çünkü bir namazın içinde demedin ki İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Demek ki şirk ehli değilsin. Allahu Ekber. Bir tanesi bugün arıyor. Abi çok korkuyorum diye ben münafık mıyım? Ulan olsun istesem de olamazsın lan dedi. Nasıl niye dedi şimdi bize şaşırdı. Lan geç. Sen hiç evinde namaz kılmıyor musun? Abi kılıyorum. Münafık evde namaz kılmaz. Tek kaldığın zaman kılıyor. Tek. Sen dua ediyor musun Enes hiç evinde? Rüya olmaz. Ediyor musun, etmiyor musun? Ediyorum. Münafık olamazsın kardeşim. Münafık edemez. Kafirin fi dalal. Kafir. Nasıl? Dua, kafirin diyor duası dalaldır. Dalalettir. Yok bu öyle bitişlesi yok. İlla fi dalal. Münafık kendisini bilir demiş. Bilir. Yani nasılsınız? La ilahe illallah için. Siz var ya yobazlar. Bunu yapıyor adam. Bilerek yapıyor bunu. Münafık bilerek. Onun için endişe etme. Abi ben kendimi bilmiyorum. Onun için Müslümansın da kendini zaten münafık olsan bilirdim. Bilmediğin için Müslümansın. Bu en güzeli. En güzeli hadi. Allah'ın izniyle hiç endişeniz olmasın. Allah var problem yok kardeş. Allah'a sev kardeşim bitti ya. Allah var problem yok. Şükürler olsun. Şeytan diyor ki şöyle yapacak. Ne yapacak? Serseri sana. Evet, neyse. Neredeydik? Bazen kızıyorum şeytana. O da bana kızıyor biliyor musun? Size biraz onun zaafını veriyorum ya. Benle çok uğraşıyor o sefer. Vallahi çok uğraşıyor. Farklı taktikler mi oluyorsun? Acayip. Abi. Şimdi şeyle meşgul oluyorum. Zihnimde bir şey var. Durup dururken fikrim... Niye kötü düşünceye gidip de kendimi kötü hissediyorum? Bunu hangi tarafı kullanıyor? Yani bu mantığını çözmeye çalışıyorum şeytanın. Bugünlerde zihnim bu. İbrem bu. Seni filan göstereceğim, göstereceksin dedi.
Çünkü düşünmeden kendini kötü hissedemezsin. Niye düşünceler iyi varken hemen ona bir şey dedin, ona takılıyorsun? Hep olumsuzluğa niye ibre gidiyor? Onun için biraz bugün sitede biraz yazdım. Aklım aklıma bela. Ne demek? Yani aklı bırakırsanız kendi başınıza belayı sardınız. Aklı kendi başına bırakılmayacak kadar şeydir, zavallıdır. Çünkü akıl direksiyon. Suat, minibüsünden gidiyorsun, senin büyük minibüsün var ya. Nereden gidelim diyelim, yokuş, dev bartan olsun mu? Gideriz. Bırak direksiyonu, çoluk çocuk evdesin. Ne olur? Direksiyonu bıraktın. Deve bartandan aşağı gidiyor araba. Minibüs ne olur? Değil mi? Deve değil, araba bağırır, değil mi? Ha, akıl kontrolsüz, ilimsiz, dertsiz, gayesiz, maksadı yoksa bir dava erek, felsefede erek, bir davaya onu bağlayamamışsanız akıl en büyük beladır. Bütün hastalıkların da kaynağıdır. Kendisini kötü hisseder, vücut öyle salgılama yapar, öyle salgılama yapınca kendini kötü hissedersin ve kötüsün. Hemen doktorlar şunu keser, onu bir çerçeve yapar. Hayır, merkezden uğraş. Buna bir kere hastalığını çıkart, iyi olduğunu bir inandır. Ondan sonra vücut onu zaten tamir eder. Senin etmene gerek yok. Abi tamam ben hasta değilim. İnanmıyoruz. İnansa tamamdır. İki. Şimdi onlar, İbrahim onunla uğraşıyor. Onu bitireceğim şimdi Allah'ın izniyle. Eşim o. Şeytan benim için, siz ne kadar kesinsiniz? Benim için şeytan böyledir. Vücud aracısı var, karşılıklıdır, şuurludur. O da şuurlu, ben de şuurlu. Birbirimizi iyi biliyoruz. Nereden çakacağını biliyor. Ben de nereden çakacağımı iyi biliyorum. İnan çok iyi biliyor. Şuurlu. O da şuurlu. Yani böyle devam ediyor. Şimdilik iyiyiz. Hadi bakalım. Evet, sonra Allah Allah var iken, Allah Allah iken, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi, ben mevcudatı yaratacağım diye Allah Resulü'nün nurunu yarattı. Nuru da bu. Şu. Hiçbir belirleniş olmadığından bu renk seçilmiş. Yuvarlak. Allah var iken hiçbir şey yoktu. İlk çekirdeği benim nurumda yarattı ya, benim ahalak Allah nuruyu. Dedi ya. Tamam mı? Mesela. Budur. Bunun içinde sen de varsın. Abi nasıl varım ya? 500 senelik bir çınar ağacının son çıkan yaprağıyla ilk çıkan yaprak ağaçta 500 senedir. Ama çekirdekte aynıdır. Sen Nur-u Muhammedi'de var olduğun gibi Adem Aleyhisselam'da vardı. Orada bir zaman yok. Öncelik sonralık yok. Yaş maş yok orada. Bir daha söyleyeyim. Garip garip baktığınız için. Ha? Çok güzel tespit oldu. Ben soracaktım biraz önce. Zaman yoktu orada. Evet. O mekan, orada Allah varken zaman yoktu. Evet. Peki biz nasıl yani var oluyoruz hem aynı zamanda? Onu diyecektin ha? Onu diyecektim, sen cevabını verdin zaten. Şimdi bir çekirdekte, bu Bursa'dayız. Bursa'ya Uludağ'da çıkıyorsunuz ama ben siz çıkmayın. Orada kolivaj satıyorlar. Mısır var ya. Tamam. Şimdi orası çok güzeldi. Çok aklım hep oraya gidiyor. Çok seviyorum. Orada duruyorum durakta. Seyrediyorum. Allah Allah. Solda bir tane çınar var. Farkında mısın? Yani gittiniz mi öyle? 11 kişi soruyor. O çay ocağının olduğu yerde sarmak değil. Çay ocağı ortadan girmiş. Onun bir o kadar da aşağıda kökü var. Aşağı kökü. Yokuş oldu. Neyse. Onun tabelası var. 700 sene mi? Ne yazıyor? Unuttum yani. 700-500. Peki. Şu anda çıkmış yaprağı var mı? Şimdi ihbar. Var. Bir de 500 sene önce çıkan yaprağı yok mu? Arasında ne kadar zaman var? 500. Çekirdek de aynıdır. 500-500 yok. Dışarıda bak ne kadar görkemli. Mekan. Mekan. Çekirdekte sonla bütün o hacim, kütle, mekan çekirdek de aynı yerde. Mekan yok. Zamansız, mekansız. Dışarı, dünyada mekan denilen bir şey var. Orada öyle bir şey yok. Burada yaktığın zaman kibritten duman, nur çıkıyor. Odunda öyle bir şey yok. Şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu. Nur-u Muhammed'i yarattı. Adem Aleyhisselam'la ben ve son Medine'de
çoban, kıyamet on, o en sonunda kalacak o adammış. Allah Resulü söylüyor. Medine'de bir çoban kalacakmış. En sonu olacakmış yani insan adına. Onunla Adem Aleyhisselam aynı yerde. Çekirdek itibariyle. Ama sonra zamanla çıktığımız için dışarıya. Ben babamdan önce gelmişim. Evet. Sonra gelmişim. Fark babam etmez. Benden önce gelmiş. Evet. Hiç o kadar yani. Ben önce gelseydim onun babası. Evet. Mesela sen dersen önce gördün. Baban rahmetli miydi değil, değil mi? Yok. Şimdi mesela sen önce hiç gelmedi değil mi? Getirsen senden sonra geldi. Evet. Bak şimdi buraya geliş ters oldu. Evet. Sen önce oldun. Sen bu dünyada önce gelmiş. Kendi iradesi dedi ki geldi işte. Yani sonra baktı ha ben gelmişim. Sonra bir saldı bu ne? Bu oğlun demişler. Onu da bilmiyordu zaten. Söylediler ki bu oğlundur. Kim geleceğini bilmiyordu. Kim geleceğini tanımıyorsun, karakterini, tipini, cinsiyetini de bilmediğin şey senin, senin nasıldır? Peki orada nasıl olacak abi? Hepimiz bütün oradayız yani. Aynı yaşta olacağız, baba mı diyeceğiz o zaman? Nasıl olacak? Cennet ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne insan kalbi beşeri hutur etmiş. Yalnız erkekler 33, kızlar, hanımlar 18. Baba, evlat hakikati var ama yaşta nasıl olacak bilmiyor. Yaş olur. Herkes 33 olacak. Babam 33 yaşındayız. Baba mı diyeceğiz? Kanka mı diyeceğiz? Nasıl olacak? Enes ne desin? Kanka mıyım diye. Allah Allah. Bilmiyor. Medine'ye gitsek çoban olsak olur mu? Yok. Bugün o hatırıma geldi Fethi abi. Uzun yaşamak değil. Doğru yaşamak. Bu aklıma geldi. Ve bana ne sordun biliyor musun kendime? Soruyu şöyle sordum. 6 tane de soru var ha, güya onları yapacağız hep. Dedim ki, birisi aradı, 26 yaşında. İlmin şeyleri, soruları var. Sonra o kapattıktan sonra beni şöyle düşünce aldı, konuşmanın içeriğinden. Ben şimdi 26 yaşında olsam da o benim yerimde olsa, yani ister miydin? Ruhum korkunç nefret etti. Hayır. Niçin biliyor musun? Ben o rızka bir daha girmem. O gençliğin gırdaplarından, o badirelerinden bir daha geçmek istemem. Ve geçmeye tahammülüm de yok. Ben genç olmak istemezdim. Vallahi de, billahi de, Allah'ı da söylüyorum. Ben o rızka bir daha girmem. Ama garantisi olacaksa olur. Ama yeniden imtihan o gençlik istemem. Dönmem vallahi 26 yaşına. Yani elhamdülillah düşe kalka iyi, biraz iyi geçtiğine inanıyorum. Vicdanen. Ben bir daha o rızka girmem. Onun için, niçin? Soru sordum da onun için. İstemem kardeş. İmanımıza zeval gelmesin de gerisi hikaye. Bunları duy, anlama git ahirete. Çünkü orada zaten hakikatine mazhar olacağız. Şimdi... Bazılar diyor ki, abi sen kime ne anlatıyorsun, bunları ne anlatıyorsun? Kardeşim sen işine bak, sen git anlayacağın yerlere git. Ben bunu ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Çünkü bunların anlamaz dedik, anlamaz dedik. Bunlar hepsi kaldı köşeye, anlatacak kişi de anlamamış bu sefer. Anlatacak kişi de anlamamış zaten. Ve... Arkadaşlar, anlata anlata anlaşılacak. Anlatmaya anlatılmaya anlaşılıyor mu? Bu bir. İkincisi, ahirette bunları duy, sana şimdi duymanla veriliyor. Verilene verilecektir diyor İsa Aleyhisselam'ın ayeti. Kime verilecekmiş? İsteyene verilecek. Derse geldin, istedim. İsteyene verilecektir. Ama dünyada verilene de orada verilecek. Sen duydun, sana müjdeler olsun verilecek. İster anla, ister anlama yani. Evet, seni ilgilendirmez o zaten. Dayak yok nasıl? Peki, bu çekirdek oldu. Oradaydık biz. Sonra, Kab-ı Kavseyn, bunun manası da şu, külliyatta geçen. Buraya geldi, Allah ile burada şey yaptı. Yani Allah ile derken mekan yapmıyoruz ama mekansız mekan ne yapalım? Cennette daha, cennet çok aşağılarda. Yani mekan ve zaman konuşuyoruz. Affınıza sığınırım. Yani konuşmak zorundayız. Yani başka çarem yok yani. İfade edemem yani. Çünkü akıl sırayla konuşuyor. Buraya gelmiş rüyetine ve kelamına, kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazhar olmuş. Burada da olmuş. Burada. Ondan sonra bu biz istersen münacı yapmayalım. Buradan gelirken çekirdek yarattı. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bunu yarattı.
Allah Kab-ı Kavsen'i yarattı ondan ilk. Sonra Arş-ı Azam'ı yarattı. Ceberi Ruh. Ruhlar alemi. Arş-ı Azam mı? Yani bunlar 18 bin alemin detayları. Ben oraya girmiyorum. Arş-ı Azam'ı yarattıktan sonra Arş'a ben yalnız bizdeki karşılığını söyleyeceğim size. Ruh. Ruhunuz burada takıldı. Burada Arş-ı Azam'da. Sonra inildi aşağıya. Kattan iniyoruz. Aklınız buradan takıldı. Lef-i mahfuz. Efendim hafıza mahfuza onlar detayları. Akıl burada takılmış. Sonra kalp takıldı. Kalp. Ufaltıyorum ki tamamını göresiniz diye. Orada ufaldığını görüyorum ama kusura bakmayın. Şimdi büyütüyorum. Ersan'ın suçu yani daha acayip daha güzel bir tasarım nasıl yapabilir? Yani böyle yuvarlığa gönderdim sana yuvarlığa yapacaksın Allah'ın izniyle bir tasarım bir şey yap. Onu bir ressam yaptı onu da. Sana güveniyorum daha şey yapacaksın. Buna da böyle tasarruf yetkisi verdim yap böyle. Ha burası kalp. Arkadaşlar kalp takıldı seyredin bak neler olacak şimdi. Bu akşam şefliyim ha. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi burada nur bölüne bölüne mi? Çok güzel. Yoksa takıla takıla mı? Yani takıla takıla mı? Anne karnındaki çocuk gibi tek hücredeyken diğerleri de takıla takıla mı büyüyor? Şimdi Allah'ın sanatı şeydi de çok güzel. Allah'ın sanatı ile insanın sanat arasında fark şey yapayım. Motor, motorcuyum ben biraz. Motor. Sonra ilk krank mili takılır aşağıda. Sonra pistonlar takılır. Sonra o krank milinin dönen aynası takılır, volan. Sonra pistonlar takılır vesaire. Dikkat ederseniz takıla 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 araba olur. Öyle değil mi? Allah'ın sanatını söylüyorum. Bir tane çekirdek. İçi patlaya 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 gövde oldu, dal oldu, efendim yaprak oldu, çiçek oldu, meyve, tomurcuk. Patlaya patlaya dışarıdan ekleniyor. Hep içeriden dışa vura vura. Zaten içinde var. Evet hepsi var. Dışarıdan takılma yok. Motor, krank mili, piston falan takılma yok. Dışarıdan eklenerek kemalat yapar insanın sanatı. Dışarıdan takıla takıla. Allah'ın sanatında, Allah'ın sanatında taka taka değil. Patlata patlata, dışarıdan çıkara çıkara. Aynı şey hepsi tektir. Ha o nedir? Esma kabul et çekirdeği. Esma üstten böyle. Patlat, filiz. Patlat, gövde. Patlat, dal. Patlat, yaprak. Patlat, tomurcuk. Patlat, çiçek. Patlat, meyve. Tat böyle. Ha esma aynı budur. Esmanın mertebesi. Geri gidelim. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl. Bu bütünü komplesi esmadır. Açılımı budur. Esma kendisini cilve, cemal, nakış, sanat olarak gösterir. Tırırt, tırırt. Gözlük şey var ya şey dürbün. Tırırt, tırırt. Tırırt, tırırt. Kargalar, kartallar böyle yapar. 9 tane inkılap geçirir. Daha ona varılamamışlar. Tık 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 9 tane. 300 metreyi böyle nokta görür. Çekirdek müsaade verdiniz ya abi. Kainatta peygamberimizin nurundan yarattı. Ha aynı çekirdek. Bir çekirdek kabul edersek her şey içinde mi? Aynı. Aynı. Biraz önce gelmiş miydin o çekirdek? Yok çekirdek konuşmama giden gelmedi ama daha sonra geldi. Orada anlattım onu. Çekir Bursa'yı misal verdi. Aynı dediğin gibi tamam aynı kendisi. O çekirdeğin içinde her şey var. Yani şöyle düşünün. Ağaçta bir şey var çekirdekte olmasın. Hayal edebilir misiniz? Olamaz böyle bir şey. Ağaçta olan her şey çekirdekte var ama çekirdekte olan her şey dışarıda yok. Çünkü şartlar tahakkuk etmedi. Mesela Bursa'nın Adana'nın pamuğunu Rize'ye diktik. Ben şöyle diktim. Hatay'ın şeyini, narını Rize'ye diktim. Nar oldu ağaç köyüm benim bahçemde. Fakat nar vermedi. Çekirdeğinde var, program var. Ama dış şartlar müsaade etmeyince içi dışarıya çıkmadı. Ha? Yani Nur-u Muhammedi'de daha acayip şeyler var ama şartlar bu kadar. Evet. Sonra kalbin altına cennet cehennem var.
Yani cehennem bizimle alakası yok, cennet var diyelim. Tamam. İnşallah ya Rabbi. Dua yerine kabul et bize. Sonra onun altına, çünkü Miraç'ta 6 tane madde okuyacağım ve bunun kargası olarak gösterdim ama israfı kelam yapmıyorum. Aslında bu sensin, biliyor musun? Bir yerden bahsetmiyorum. Lavaboya gittin. Lavaboya, tuvalete. Aynaya bakıyorsun ya, aynaya. Kimi seyrediyorsun? Kendini. Bu ayna ayna değil. Seni sana gösteriyor. Sensin. Aslında niye? Bu ayna olsaydı bunun saçını tarardı. Aynadakini niye taramıyorsun da bunu tarıyorsun? Gördün mü? Bunu görmüyorsun ki. Gördün müdür? Bununla bunu seyrediyorsun. Bunun saçını taraman lazım. Ha, aynada niçin bakarsın? Kendini seyretmek için. Ha, bu da aynadır. Bu sensin, sen. Bu bir sen bomba. Evet. Bu sensin. Bu senden bahsediyorum. Abi cennet mi? Tabii. Lezzet, bas, surur, neşe, saadet, sevinç, zevk, ne varsa cennetin sana karşılıklı bıraktığı lümineler. Buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon, olumsuzluk altında ne varsa onu da sana cehennemdeki karşılığı. Evet, aşağı iniyoruz. Daire ilim, her şeyin programlandığı yer. Program dairesi. Ondan sonra vücut giyme dairesi gelecek. Programdan sonra hayat giydiriliyor. Sonra daha şimdi nerede oturduğunu zeytin onu göstereceğim şimdi. Bak şimdi oturduğun yeri göreceksin. Bu vücut giydi mi böyle? Hani çekirdekten tomurcuk oldu bilmem ne yaptı. Hani bir şey oluyor ya. Ben eriği gördüm bir hafta önce. Erik böyle tomurcuk gibi çıkmış dalın ucundan. Böyle yaptım ezildi biliyor musunuz erik? Olduğu zaman hatır kutur ısırmam lazım ezilemez. Değil mi? Bu çekirdeği kafana düşer yani. Ama şimdi ezdim. Nasıl zamanla o güçleniyorsa ilmi program, sonra hayat giydirildi. Aynı bunun gibi. Sonra burası çok tehlikeli yer. Şu sarı gördünüz var ya tabi böyle şeyin taksiler niye sarıdır? Niye kırmızı diye mesela? Sarı misafirlik duygusu verir. Yani oturuyorsun ama biraz sonra çıkacaksa fazla takılma buraya. Mesela çok lüks şeyde lokantalarda ki masalar hep böyle kahverengi donuktur. Ye çabuk git kardeşim, defol çünkü gelenler var. Eğer açık renk olsaydı rahatlatıcı oturup adam kalkmaz. Böyle bir sürü müşteri geliyor. Onun için rahatlatıcı pek renk kullanmaz. Hadi git kardeşim falan. Sıkıntı yok. Onun yatak odasına kahverengi ve siyah kullananlar da sıkıntı olur. Açık şeyler olacak ki rahatlasın. Çıkmak istemesin. Lokanta görmüyor musunuz? Şimdi sarıdan girdi yani. Renk boşuna kullanmıyor ama. Tamam. Bakmayın öyle garip garip. Bu nefsin takıldığı, şeytanın takıldığı yer. Şeytan buradan mı takıldı? Evet, buradan takıldı. Şu oraya kadar şeytan yoktu. Şeytan normalde cehenneme girecek mi? Mesela yukarısına girecek. Oraya atılacak. Yani hani yukarısı değildi böyle. Açı, yani, hakikat açılımı. Geldiği yer geçemez kaidemiz var ya. Evet. O şu an cehenneme gidecekse buraya geçecek. Cehenneme şöyle. Hakikatının takıldığı mahiyeti orası. Daha üstte Adem var mesela. Adem üstte mi? Yok, bir şey aşağıda yani. Cehennemden de şey. Ama yani hakikat itini, vücudu haricisi bir şeyin ayrıdır. Hakikate bir de çekirdek itibariyle ayrıdır. Mesela diyelim ki sondadır ama başın hakikatıdır. Şöyle diyelim. En sondur ama başın hepsini alır. Şöyle. Bizim cesedimiz atomdandır. Meleklerinki ruhani şeydir, esirdendir, latiftir. Şeytanın cesedi esirdendir, bizimki kesiftir. Şeytan 300 kilometre hızla gider bir anda. Şarttan galiba bir anda gider, ben gidemem. Üstün müdür bende? En üstün olan, en kesif olandır. Hakikatinden en uzak olandır. Mesela esma, yani mesela şöyle diyelim. Çekirdek, ağaç, dağ, gövde, yaprak, tohum, meyve. Meyve en sondur ama en başı içine alıyor. Yaprak ondan öncekileri alıyor. Yani hakikat zuhuratları vücudu hariciye çıktığı zaman hakikati oradadır. Şey, manyeti oradadır ama ortaya çıkış zemini, sana takıldığı zemin. Burası. Kökü orada. Evet, çıktığı yer orası.
Kökü orası. Şimdi buradan takılmış bize. Buradan ne takılmış bize? Şeytan, cin, ervah habise, mevadi şerire nefsem var. Şimdi, mesela her yaratılan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her yaratılan insanda bir cin yaratılır. O senin şeytanındır. Cin yaratılır. Senle doğar, senle ölür. Allah Resulü diyor ki, benim şeytanım iman etti. O melun olan, bilinen şeytan Allah'a iman etmedi de peygamber iman eder. Allah'a iman etmedi. Öyle değil mi? Kafa tutmadı mı Allah'a? Evet. Peygamber diyor ki benim şeytan bana iman etti. Allah'a iman etmedi. Allah dedi ya peygamber iman eder mi ya? Ha, hangi şeytan? Herkeste yaratılan bir cin var. O bizim bedenimizdeki bulunan his, heva, his, heves, heva, tabiat, asap, bir de ne? Damar, damar. Bir de damar. Bu bunun halitasına, bütünlüğüne nefse emar ediyoruz. İşte bunu aktif eden cindir. Bizim şeytanımız bu. Kısa ömür yani. Bizim ömür. Bizimle evet. Nefsi bu bizim bildiğimiz şeytan değil. Ondan ders alır. Ustad diyor ki bu diyor ondan ders alır diyor. Nefse emarının ders alır. Şimdi bunu bitireyim hemen sorunuzu alacağım. Bu cin kimilerine şehveti aktif eder. Kimisine parayı, kimisi makamı, kimisi bedensel hastalıkları, kimisine sen bir adam olmasın, özgüvensizlik. Ya kimisi kimisine, herkesin bir şeysini takar ya. Bu adam, bu peygamberimize iman ede bu. Yoksa ötekisi iman etmedi. İman etmedi. Ha, benim şeytan iman etti, benim şeytanım dedi. Şeytan iman etti bana demedi. Benim şeytanım iman etti. Öyle bir şey olsaydı sınav olmaz herhalde. O tabii o var. O mesela büyüdüğünü nasıl anlarsın? Allah Allah durup dururken acayip acayip düşünceler geliyor sana. Ha senin şeytanın aktif, güçlendi. Hemen ipini çek. Gıdadan kes. Tamam. Doğru yerde doğru insanlarla doğru şeyler yap. Birincisi gıdayı keseceksin biraz. İkincisi doğru arkadaş seçeceksin. Onu öyle bitirir ki bir şansı yok. Gıdadan doğru arkadaş. Buradan bir sarıda ne takılıyor? Şeytan, cin, ervah habise, mevad-i şerire ve nefse emmare. Burada tabii. Ama buna mukabil, abi 5 tane alet takıldı bize ya. 5 tane tamam bak başka ne takıldı sana? 18 bin alem buna karşılık takıldı. 18 bin alemin hulasasısın. Neymiş ki o? 18 bin alem bunlar bir şey mi ya? Bunlar hiç mi ya? Merhamet-i İlahi'ye bak yani. 18 bin alem Mehmet takılmış. Arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, İsrafil. Muhammed'in hakikati, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslısı değil miyiz? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çekirdeğinde ne varsa sende de var. 18 bin alem. Bu kadar mı? 18 bin alemde olanlar 18 bin alem takıldı. Alemde olmayan sende olan var. Mesela Allah zatıyla tecelli insana tecelli eder. Kainata edemez. Olmaz. Edemez derken olmaz. İlmi, iradesi, kudreti de vardır. Ama tecelli zatı diyor. Cenab-ı Hak tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nevi insanın en cami, manen en terakkisine tecelli edecek. Tecelli zat kainatta yok ki. Nerede var? Daha tecelli ettiğinde patlatan tecelliyle bize eden tecelli aynı. Yok. O değil kardeş o mahluk ya o bir şey değil ki ya. Esma'nın Allah tecellisi o. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah var ya Esma. Esma'dır. Onun azami derecedeki tecelli. O, insanda olan değil o. Bizdeki sıfat. Yani bir atom gözle gözükmeyen bir atom yok mu arkadaşlar? O gözle gözükmeyen atomu buraya İstanbul'a patlatsak içindeki enerjiyle etraf yok olmaz mı komutan? Yani neredeydi o gözükme gözükmeyen içinde nasıl İstanbul'u yok edecek güç var? Ha, sende en edinilen şeyde de böyle bir Allah var işte. Gözle gözükmüyor değil mi? Gözle gözükmüyor. Atom ya atom gözle gözüküyor mu? Gözükmez. Bir iğnenin ucundaki atom sayılamıyor. O atomun içinde öyle bir nükleer bir enerji var ki burayı yok eder. Öyle değil mi? Ha, sende enede de böyle bir nükleer bir vacip var işte. Oğlum keyif veriyor da.
Nefis burada takılmış. Bildiği zaman şimdi bunlarla mücadele etmek kolay geliyor ya. Bunun karşısına ne çıkaracaksın bu aşağıda? Aklını çıkar, kalbini çıkar, ruhunu çıkar. Üç tane şey karşısına çıkar. Usta diyor zaten, aklı, kalbi ve ruhu derece hayatına çık yukarıya. Heh, bu şeydir. Kudüs niye abi orada? Nerede? İsmi Kudüs. Ha çünkü ona azami derecede mazhar olma. Çünkü ismi Kudüs'te şöyle diyor haşiyede. Günahlar ve bidatlar diyor manevi kirler olduğundan onu da nazara alın diyor yani. Bu isimle temizlenir. Mazhar olursa. İstiğfar ve tövbe ile bunlar temizleniyor. Kardeşim Allah ayetinde diyor ki sana vesveseden, vehimden başka hiçbir yaptırıcılıkları yok. Diyor ki buna bak diyor. Bakma. Sana dayatmıyor ki. Bakma. Bu ye diyor bunun hakkını. Yeme kardeş. Doğru insan, haram yeme. Yanlış insanlarla arkadaş olma. Bitti ya. Bir şey yapmana gerek yok yani. Terkleri şey yap, uygula o kadar. Sonra vücut harici verirken buradan sonra artık bunlar tezgah. Ondan sonra vücut mertebeleri sonra esire dönüşecek. Buradan dönüştü. Zaman buradan takıldı. Zaman burada. Zaman mekan denilen şu. Şuradan takıldı. Tamam. Zamanın hakikati burada. Sonra esirin en kesif tecellisi atoma dönüştürecek kaf nun tezgahı burası. Sonra gelelim berzah alemleri. Şu anda vefat edenler bizim babalarımız, dedelerimiz, veli nimetlerimiz bize şefaat edecek kişilerin bulunduğu alem. Berzah burası. Peygamber Efendimiz orada mı? Yani burada bulunuyor ama her tarafa nüfus etmişler diğerlerine de. Kabir mecaz mı? Kabir hakikidir. Bütün peygamberler bu. Efendim mecaz deyin kim? Ha, kabir hayatı diye geçiyor. Aynı tabi aynı var. Berzah alem orada mı? Berzah he. Aynı. Berzah. Ha, burası. Cesedin koyulduğu yer. Kabir cesedin konulduğu yer. O ne alakası? Onu çamaşır makinesini elbisenin koyduğun yer. Ama sen yatak odasına yatıyorsun. Otopark gibi yani. Ha gibi. Ha park gibi. Otopark gibi aynı. Güzel. Ama ruh onunla alakası yok. O ceset. Oho. Uyuduğun zaman cesetten alakan var mı? neler yapıyorsun? Ya bu gözle görmüyorsun, bu kulakla işitmiyorsun, bu ayakta gitmiyorsun, terliyorsun. Bu kadar zevkler yapıyorsun, bu cesette değil. Buna fatura çıkıyor. Bu sebebi yıkanıyor. Ceset diyor mu? Ulan ben ne yaptım ki ben yıkanacağım diyor. Ruh diyor ki beraberiz. Hırsızlığı beraber yaptık diyor. Bu kafnun tezgahı, kün emri ayrı şeyler değil mi? Evet ayrı. Kün emri en baştaki değil mi? Evet yani ama bu tezgaha söylüyor. O söyleyen bu söylenilen. Yani kün en tabi meclunun başında. Tabii. Ama bu kafnun tezgahı. İman edildiği yer. Kumaşın dokunduğu yer. Şimdi burada arkadaşlar ondan sonra 7 kat sema. Sonra buradasın. En son geldik. Oh nefes nefese kaldık. Şimdi burada oturuyoruz. Bak aynı senin gibi oturuyor. Niçin mecurun aynı yuvarlığa yapılmış? Çünkü aynı hakikati taşıyorsun. Buradasın ama meyvesin ama meyve ağacın sonudur ama ağacın başı içinde. Meyvenin içinde ağacın kökünün çekirdeği yok mu? Ha, fihi mafi, içi dışında, dişi içinde. Yani meyvesin, ağacın sonusun ama o meyvenin içinde bir zahtı kalp var. Yani orada bir çekirdek var ki ağacın başı var. Sonsun ama için itibariyle, yani hakikat itibariyle ağaçtan öncesin. Ha, o meyve olmana, sen insansın. O insanlığının içinde öyle bir cevher var ki ağacın başındaki çekirdek var. O çekirdek tarafına hakikat-i Muhammediye denilir. O çekirdek itibariyle, meyvenin o çekirdek itibariyle meyve dese ki, içeriği kastediyor, ben bütün ağacın sonuyum ama aslında ağacın başıyım. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Ha, sen böylesin. Cennetten de öncesin, cehennemden de öncesin, arştan, kürsten, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'den de öncesin. Hepsinden öncesin. Anladın mı Yusuf? Nasıl önce olduğunu.
O zaman Muhyiddin Arabi şöyle demiş. Arş benim, çekirdeği kastediyor. Pergeli oraya koymuş. Kürs benim, Muhammed benim, Şit benim, Nuh benim, Cennet benim, Cehennem benim. Doğru. Bunu anlayamamışlar. Ama burada deme diyor da. E sen niye diyorsun aslında? Ama bu şekilde izahat da olur. Şimdi ama meyve itibariyle demiş. Ben arşım dedi. Ya kardeşim sen, ben yaprağım dedi. Yaprak değilsin kardeşim. Ben dalım dedi. Ben gövdeyim dedi meyve. Ben çekirdeğim. Değilsin kardeşim, sen meyvesin. Ama meyve itibariyle değil de nazarını, pergelini meyvenin içindeki çekirdeğe koy. Ben bu noktadan, bu çekirdek itibariyle ağacın kökündeki çekirdeğin aynısı değil miyim? Aynısın. Kim itiraz eder sana? O zaman bu çekirdeğe, meyvenin içindeki çekirdeğe ne aynıdır ne gayrıdır. Aynadaki güneş. Hasan abi, şimdi Nur Dersi.com'un server'ı başka yerde. Evet tabii. Şimdi Çin'de ha, Çin'de o. Bilgisayara bir tane kopyasını indirdiniz. Veya Almanya'da ha. Şu anda internet sitesi aynen sizin bilgisayarınızda gözüküyor. Bir dosyayı da indirdiniz, kopyaladınız. Aynısı burada da var. O bilgisayarda var. Sorur mu? Yani Nur Dersi'ni ha, bir de söyle. O Nur Dersi'nin bir kopyasını bilgisayara indirdiniz. İndirdim. Oradaki haritayı bilgisayara kopyaladınız. Tamam. Diyelim. Oradakinin aynısı değil, gayrısı da değil. Hiç değil yani. Mesela kopyala yapıştır. Elektronikte farkı yok ki. Elektronik bu ise maneviyat ne olur? Yani kopyala yapıştır aynı. Hani CD'ye yazsan aynı değil diyelim. Ama kopyalamada bilgisayarda aynı kardeş. Kalite aynı. Şu sayfadan şu sayfayı. Al sayfasından bir sayfa aynı. Yani maneviyat daha acayip. İşte daha latif. Doğru. O dese ki ben Nur Dersi.com benim. Doğru. O hakikat bende var yani. O hakikat itibariyle tamam doğrudur. Şöyle bir yere getirdiniz ki abi, özür dilerim, kesiyorum ama. Yani başlangıç ve sonuç itibariyle sonuçta bir meyve var. Ve geride kalan her şey onun var olması için hizmet ediyor. Şimdi bu meyve tekrar toprağa düştüğü zaman çürümemesi lazım ki başka bir alemde neşreye var olsun. Evet. Toprağa düşüyor ya. Ben öyle anladım. Yani doğru. Dünyadayız. Demek ki yani kabiliyetlerimizi neşreye alacağız evet. Ki şu anda ve cennette dünyadayız zannediyoruz. Doğru mu anlamış? Evet anladın bir tarafı. Ben de devam ettiriyorum o süreci. Sen aynı sensin, bez aynı. Buraya doğdun, kundak dediler. Kundak sardılar sana. Aynı bezi de sardılar sana, kabir dediler. Oraya doğuyorsun, onun adı kefen. Buraya doğuyorsun, onun adı kundak. Şimdi burada yaşarken orada yaşıyorsun şu anda. Çünkü Peygamber'in hadisi burada İsa, orada da İsa. Burada Musa, orada da Musa. Yani şu anda yaşarken orada orada oluyorsun her şey zaten. Burası sanki bir gönderme yerleri. Şu anda ya ahirette inşa, ahirette zaten şu anda inşa ediliyor. Şu anda ben konuşurken oradayım aynı zamanda. Oradayım, orada oluyorum. Siteye yorum yapmak gibi. Siteye yorum yapmak gibi. Her yerdeyim, bir yerdeyim. Yani nasıl diyeceğim? Mesela bu ettir, bu da ettir. Ama bu ruhumu yansıtır, bu yansıtmaz. Gittim lavaboya. Simamı, suretimi gösterdi. Ruhumu gösterir mi? Meylimi gösterir mi? Duygularımı, hislerimi, fikirlerimi aynı göstermez. Ama bu gösterir. Bunun kadar daha cami aynı olur mu? Ha. Buna seyret. Buna bak, ruhu seyret. Ha. Ruhu ahiretten daha zordur ruhu. Ahiret kolaydır anlamak. Çünkü kulu ruhu min emri Rabbi denmiş. Ahiret için denmemiş. Ahiret anlamak zor denmemiş. Onun hakkında fazla bilgi verilmemiş denmemiş. Ruhu araladıktan sonra ahiret bir şey değil ki. Buraya bak, ruhu seyret, otomatik ahiretini seyret. Adama bakarsan ahireti bile belli. Onlara şey diye anlatıyorlar aslında abi. Aman bulamazsın, öğrenemezsin kesinlikle. Mesela geçen akşam radyoda dinledim, öyle bir tanınmış birisi söylüyordu. Ruhu amana uğraşma. Ruh az şey verilmiş, bilemezsin kardeşim. Yani az verilmiş demek haşir hakkında fazla verilmemiş. Yoksa verilmemiş olur mu? Mesela haşir diyor bir tanesi çıkmış. Çıkmış hutbede. Lan bilmiyorsan bilmem de bilmiyorum.
Haşır diyor, nakildir, aklı değildir diyor, kuvvetli imana gidilir. O ki aklı değildir. Akla niye teklif edilmiş iman et diye? Yani inkar et mi demek isteniyor o zaman? Madem haşir akli değildir, akla niye muhatap alınıyor? Buna iman et nasıl diyorsun o zaman? Nasıl demeyeceğim? Haşir hem naklidir hem aklidir. 10. söz ispat ediyor. 29. söz ispat ediyor. Bak, buna aynı cevap verdim. 25 dakika ders yapıyorum. Hem de sizin gibi böyle ille kafayı sallayan insanlarla değil. Milli Görüş Camisi'nde Biremen Hafer. Bakın gelin nurdersi.com. Biremen Hafer Milli Görüş Camisi'nde Cuma vaazı diye. Ahiretin ispatı diye. Bak, ona kızarak o dersi yaptım orada. Bakın görün. Yani kısa olsun. Niçin oraya gösteriyorum? 25 dakikada hep örnek kullandım. Ahir hem aklidir hem naklidir. Eğer aklı olmayan bir şey, akla teklif edilmez. O zaman akla inkar et oluyor. Önceki yüzyıldakiler nurani temsilleri anlamadığından dolayı belki aklı... İhtiyaç yoktu. Şimdi burayı bitirdik mi? Şimdi miraca dönüyoruz. Ne kadar oldu ki miraca dönüyoruz? He? Abi bir saattir oradan bir saat oldu. Bir saat. Miraca girmek için. Peki bunları okuyacaktık. Cevaplar. Fiyatı Miraç. Bir saat daha gider abi. Miraç'ın bizimle alakası ne? İki. Soruya cevap verecektik. Ama cümle cümle vereceğim. Birer cümle. İki, 70 bin perde ne demektir? Üç, arşa kadar cismiyle aldı. Arştan sonraki alemine ne ile gitti? Dört, miracın hakikati nedir? Beş, Allah'ı görmüş ne demektir? Benle alakası var mı? Miracın batınısı ve zahirisi ne demektir? Kaç, altı, yedi ise. Tecelli zat ne demektir? Miraç nedir? Sondan başlayalım. Şimdi nasıl, durumunuz iyi mi? İyi. Kandil ha. Benim de şey yani sıkmamaya dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi peki Miracı cümle cümle bu sorulara bir konudur hepsi tek başına. Ama ihata etti, dört çalıştırdı. Risale'yi bitirmiş yani. Hakikaten bitirmiş bu bana etmiyor. Yatsı namazıyla bir nefes alıp sonra devam etsin. Şimdi mi? Yatsı namazını kılalım yoksa bir miracı o şey yapalım mı? Hocam sıcağı sıcağına devam edelim. Tamam. Şimdi. Bir saatte anlamadık bile ya. Vallahi hiç anlamadım. 10 dakika. Sıfır. Evet. 10 dakika gibi geldi bana. Ben hiç anlamadım. 573 paragraf 1 miraç nedir? Cümleyle. Uzun uzun değil. Hep cümle kullanacağım. Evet. 573. Çok kısa kesmeyin asla madem devam edelim. Yok yok yani kısa derken ihata edelim zengin olsun. Ondan sonra tattırayım ondan sonra bakarsınız. Yani hakikaten Risale'dir vallahi ya hakkını vermek lazım. Bitirmiş yani. Miraç'ta yürüyorsun lan. Benim gibi adam biraz çalıştı diye bir rahat. Bak kim ne sorarsa sorsun diye. Bu rahatlık var. Nasıl böyle oturabiliyorsun Miraç'ta? Miraç'ı böyle bahseden başka var mı? Mesela İmam Rabbani, Muhittin Arabi. Ben bilmiyorum. Bu kadar okuduğum kitaplar veya işim bu. Yani herhalde Miraç'ı ben duymadım ya bu şekilde. Yok. Bak Miraç değil. Haşir hakkında bile ya. Bir cemaatin başı ya diyor bunu. Yani fazla konuşmak istemiyorum. Abi şöyle diyebilirim. Bir cemaatin başı. Ama yani cemaat de ki yani ben bilmiyorum dede. Ben ne yapayım? Çünkü sağım değil. O millete niye zarar veriyorsun? Bak o millet ne oldu? Haşir naklidir. Kur'an dediği için iman ederiz. Akıl buna yol bulamaz. Kuvvetli iman lazım. Kuvvetli iman nasıl olacak? Ona iman edince iman olacak. İman ne demektir? Haşre iman edeceksin, Allah'a iman edeceksin, meleklere. O konuda ilim yapacaksın, haşir hakkında ilim yapacaksın, melekler hakkında ilim yapacaksın, kadere ilim. İmanın artacak değil mi? Ondan sonra kuvvetli iman. La kardeşim haşir anlamadın da onun kuvvetli imanı nasıl olacak? Anladınız mı biraz ters mantığı? Yani kuvvetli iman olabilmesi için haşir iyi bilmen lazım. Allah'ı iyi bilmen lazım, melekleri iyi bilmen lazım. Yani aklın çerçevede iyi bilmen lazım demek istiyorum. Akli. Çünkü akıl diyor ki benim ayağım var diyor. Benim öyle kanatlarım yok. Ben uçamam. Bana mantık getireceksin. Ha bilmeyebilirsin. Yani ben bilmiyorsun diye suç değil. Ama böyle hüküm verme. Akli değildir deme. Beni üzüyor yani. Müslümanları üzüyorsun. Girme. Sorgulamasak olmuyor. He? Sorgulamayalım. Sorgulama. Bilmiyorsan sorgulama. Orada git namazdan bahset. Ne biçim adamlarsınız da namaz kılın. Domates kafalar biraz daha verin parayı de çıkın aşağıya. O zaman içirtme. Çünkü ispat lazım. İspat lazım. Ona bak. Bana bir söyledi.
Bunu oradaki bulunan kardeş dedi ki, burada mıdır? Almanya'da gelen misafirim vardı, yok değil mi? Dedi ki, abi böyle böyle dedi ya. Bremen hafedeyiz. Allah Allah. Ya içim yanıyor, daha hamiyetliyim ya. İçim yanıyor, burada da getiriyorum mevzuyu. Niye anlatıyor? Ya içim yanıyor ya. Varamıyorum. Ya varamadıklarım, ya varamadıklarım ne oluyor? Ondan sonra. Allah bana bir fırsat versin de haşir akli olduğunu bir göstersem dedim inşallah. Bu Almanya'da dedim, bu milletin içinde, bu Türk'ün. Bana baktım bir gün sıra mı? Gene aynen olsa en fazla iki gün sıra. Birisi bana dedi ki derse katılmış. Sima'da ruhu ispat ettik. Ruhu, ahireti, Sima'da. Öyle bir ders. Sima bir dersi. Dedi ki, hocam diyor, daha Nurcu değil. Abi Nurcular der. Hocam dedi, bizim Milli Görüş Camisi bunu yapar mısın dedi ya. O kadar etkilendi ki. Ne bileyim bu adamın kim olduğunu. Ondan sonra dedim ya kardeşim yaparız ama bizim usta dedi. Ya sen yeter bir şey yaptın. Meğer dernek başkanıymış. Oran derneği. Orada dernek çok önemli. Hocanın hükmü o kadar olmuyor. Hoca bazen yönetim onun elinde. Ben bilmiyordum onu. İnşallah ama dedim ya tabii ki. Dedi ki hocam bu cuma var mısınız? Tamam lan dedim. Ama nasıl yapacak bunu dedim. İçinde. Baktım ki cuma günü saat 11'de diyor ki 12'de bir şey. Yarım saat bir şey kal. Bir saat kal. Hocam hazır mısınız? Geliyor musunuz? Ciddi mi dedim ya? Tabii ya dedi. Tamam geliyorum. Hemen geliyoruz. O kadar da keyif aldım ki. Hoca dedim ki hükmeye sen çık zaten. Metini okuyacaksın Arapça. Nasıl iki kelam en aşağı. Esas vaiz burada. Tamam. Haşir. Nakli olmakla beraber aklidir. 25 dakikaya bir not alırsınız müsaade. Evet. Şimdi Miraç nedir? Ona bir bakalım. Miraç şudur sevgili kardeşim. Kalbi o şecerinin hakikat esasiyesini istibad edecek bir çekid hükmünde olan bir zatı. Kalp. Bu şeceri hikat, bu saydığımız yer var ya, bu saydık, bu alemleri. Biraz bir saatten beri anlattım var ya, ona şey deniliyor, şeceri hikat. Tamam. Onun, bu anlattım var ya, bu yukarıya inip çıktım. Tamam mı? Şu alemlere. Onu komple hulasalandı, hulasa yap, insana koy. Neresi oldu? Kalp. Kalbim bu. Bu bütün o alemle kalp. Böyle bir, hepimizde var bu. Kimisi uyuyor. Ufak. Kimisi acayip. Bu kalp, peygamberimizin. O mebde-i evvel olan çekirdekten. Yani yukarıda şey vardı ya şuradan. Şuradan ufaltayım ki çabuk inip çıkayım. Sen de bunu gösterirsin. Bak şu. Allah varken hiçbir şey yoktu sonra. Allah bir çekirdeği yarattı. Bu peygamberin bütün 18 bin alemi habi içine alan. Diyeceksin ki kalpla ruh arasında ne fark var? Kalp 18 bin alemi içine almış. Ruh ise kalpte olmayanlar da var. Zata bakan taraf. Tamam mı? Ha eyvallah. Bak. Allah var iken hiçbir şey yok. Allah gitti bir çekirdek yarattı. O 18 bin alemi yarattı bir çekirdek. İşte peygamberin böyle bir kalp şu çekirdekten şuradan bu ders böyle olunca daha güzel oluyor. Şuradan onun adı mebde-i evvel. Çekirdekten ta muntaha olan meyveye kadar. Ufaltacağım hiç üşenmeyeceğim. Oradan çekirdekten bunları şu. Bu meyve. Şu. Bunun adı meyve. İnsan. Çekirdek insan. Tamam mı? Şimdi Miraç anlatıyor. Böyle bir acayip hulasalı bir Miraç. O 18 bin alemin ruznamesi, takmimi, hulasası, haritası olan Muhammed'in kalbi aleyhissalatü vesselam ta o çekirdekten yukarıdan ta şuradaki meyve olan insana kadar
Bu ikisi arasındaki haydi ittisal hükmünde olan bir miraç idi. Miraç bu. O çekirdek ile bu meyve arasındaki bağlantının bütünleşmesi demektir. Bütünleşmesidir. Haydi ittisaldır. Bağlantı doğrultusu yani doğru bağlanma. O dişe vuruşları hani var ya kartalın gözü pat 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 9 tane tırt 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 çekirdekten şey bütünleştirilmesidir. Dışarıda bakarsın şöyledir. Murat tabak getir. Bir de kibrit getir. Kibrit sigara içenlerde olur bir tane kibrit alalım. Burada görelim. Ondan sonra. Şimdi bir de sayfa getir. Kağıt. Şimdi göstereceğim onu. Miraç budur. Ama detay bir sürü var da miraç nedir diye konu ama biz dedik ki veciz olsun cümle. Ne şeceri-i hılkatın o 18 bin alemin çekirdeği 18 bin alemin nihayeti olan insan başı ile meyve arasındaki bağlantı olan hayd-ı ittisalın hayd-ı ittisalin bütüne getirilmesi yani. Bu seyahatin adı. Bu bütünlüğün adı. Miraç bu. Ama geçiş kısa bir zamanda o usta çok güzel bir misal veriyor. O misali de zikretmem lazım. Arkadaşlar saat var ya saat. Şimdi elektronik var ama ibreli saat düşünün. Saati gösteren ibreye ne denilir? Akrep. Akrep. Dakikayı gösteren. Yelkova. Aa burada var o. Yelkova. Yelkova. Saniyeyi gösteren. Saniye gösteriyor. Peki. Ver. Tamam. Güzel. Şimdi bak. Bunu bitireyim de sonra bunu yapacağım. İyi toparlanın. Çünkü güzel bir misal. Ustadım. Hulas ediyorum. Akrebi göster, saati gösterene akrep. A var burada. Tamam. Da onun 60 katı büyük dakikayı gösteriyor. Öyle değil mi? Yani saati gösteren ibrenin 60 kat. Bir saat kaç dakikadır? 60 dakika. Ondan da 60 kat büyüktür saniyeyi gösteren. Öyle değil midir? Bir dakika kaç saniyedir? 60 saniyedir. Bak. Bir dakika 60 saniye. Bir saat 60 dakika. Hepsinin arasındaki kat 60'tır. Tamam mı? Şimdi 10 tane ibre yapacağız. Beraber hayal kuruyor muyuz? Burada mıyız? Saat ibresinin üzerine bir adam oturtun. Oturdun mu? Şimdi bunun uzunluğu da 1 santim diyelim. 1 santim. Hani bizim kol saatin var olsun. 1 santim olsun ki mesafe fazla olmasın. Tamam mı? 1 santim yapıyor veya 10 santim. Koyduk mu ucuna bir adamı? Onun 60 kat büyüklüğündeki bir ibre var. Dakika sayan. O 1 dakika 1 santimetre ise dakikayı sayan kaç santimetre olur? 60 santimetre olur. Onun ucuna da bir adam koyun. Koyduk mu? Sonra üçüncü ibre saniye sayan. Dakikanın da 60 katı uzunluğunda. 1 santimetre 60 santimetre saniye sayanın ne olur? 3600 santimetre. 3 tane ibre oldu. Sonra dördüncü ibrede o saniyenin 60 katı. Beşinci ibrede dördüncü ibrenin 60 katı. Altıncı ibrede beşinci ibrenin 60 katı. Yedinci ibrede altıncı ibrenin 60 katı. Sekizinci ibrede yedinci ibrenin 60 katı. Dokuzuncu ibrede sekizinci ibrenin 60 katı. Onuncu ibrede dokuzuncu ibrenin 60 katı. Tamam. Ben yaptığım için söylüyorum. Oturdum yaptım. Ne yaptı diye size sorma otomatik etmiyor. Ben bir akrebin uzunluğu bir kabul ettim bir saniye. O 10. ibrenin uzunluğu 160 milyon küsür oluyor. Daha fazla. Korkunç. Yani güneş burada, dünya burada. Güneş ile dünya arasındaki yarıçap 150 milyon kilometredir. Yani o 10. ibre korkut bir sayı çıkıyor. Çok büyük buradan. Yarıçaptan değil. Şimdi iyi dinleyin.
İbrenin başına akrebin saati İbrenin saati sayan İbrenin başına bir adam koyduk mu? Fethi abi koyduk mu? O hepsinin İbrenin başına adam koyduk. Onuncu İbrenin de başına adam koyduk. Aynı saatte, bir saatte bu akrepte oturan adamın gördüğü, hani yaptığı hareketle aldığı mesafeyi düşünün. Bir saatte aldığı mesafe bu kadarsa, 10. ibredekinin aldığı aynı zamanda aldığı mesafe aynı mıdır? Dünyamızın güneş etrafında çizdiği yörüngenin belki de 5 katı. Ama zaman aynı. Korkunç bir misal. Aynı zamanda yatağında idi, aynı anda gitti geldi. Yani meyveyi koparttın, pat meyve çıktı. Gibi bak şimdi. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gitti geldi yatağı sıcak. Yani niye? Bu ibre zaman denilen bir hakikat var. Zaman dev esmasıdır. Allah Resulü bütün isimlerin azamı derecede mazarı değil midir? Dehr esmasını da azamı derecede mazarı mıdır? O zaman onun zaman dışına taşıyor zaman esması. Zamanın kaynağına en azami derecede. Onun için birinci ibrenin üzerinde oturanla onuncu ibrenin oturan arası aynıdır Resulullah için. Çünkü ama mesafeyi bir daha söyleyeyim. Birinci ibrede oturan adam bir saat şu kadar mesafe aldı. Değil mi bir saat? Ama dakikayı sayan ibre bunun 60 katı mesafe aldı. Değil mi? Bir saat 60 dakika. 60 kat daha büyük çaptaki yerleri gördü. Hem de mesafe, değil mi? Anladın mı sen? Üçüncüyü bunun da 60 katını düşün. Dördüncüsü bunun 60 katını düşün. Onuncu ibrede oturan adam aynı saatte, bir saatte aldığı mesafe birinci galaksiyi de bitiriyor. İşte kısa bir zamanda bir saat ve daha kısa bir miraç bütün alemleri böyle gezmiş. Görmüş. Aynı saatte. Yani o ibreden kasıt zamandır. Peki nasıl olmuştur? Esma'nın dehr esmasına mazariyet olduğundan dolayı azami derecede dehr. Denizli, Edirne, Hatay, Rize dehr esmasına azami derecede mazar olduğu için zamanın her mertebesini yaşayabiliyor. Her mertebesini yaşayabiliyor. Mekanın esmasına azami derecede mazhar olduğu için mekanın her yerinde olabiliyor istese. Huzur esması var, huzur. Hangi esma olduğunu bilmiyor. Huzur. Allah'ın huzur esmasına azami derecede mazhar olduğu için Allah Resulü'nde gaflet hiç olmuyor. Uyku olmuyor mu? Uyku gaflet değil. Benim gözüm uyur diyor fakat kalbim uyumaz diyor. Ben de arka taraftan da görürüm diyor. Çünkü cennette uyku yoktur. Dehri diyorum. Hızır abi vardı benim Rize'de, benim abim. Bana Allah rahmet etsin. Senin geçmişinde de benim de geçmişim ona da. Bana çok katkısı var, bak size de faydalandırıyorum. 15 sene Allah uyku vermedi ona. Belden aşağı felç oldu trafik kazasında. 15 sene. 15 sene sonra yeni yeni uyku gelmeye başladı. O sistem değişmiş. 15 sene. Aynı gündüz gibi yaşıyor. Uyku denen bir ihtiyaç yok. Sistem öyle çalışıyor. Trafik kazasında. Yok. Yani bir ağrı, sızı. Yok. Ondan sonra gece gündüz okuduğum şeyler, yaptığım şeyler bizim 2-3 katı olduğu için Geylani gelip gezdiriyordu. Canım sıkıldığı zaman ne yapıyorsun dedim. Geylani gelip gezdiriyor diyor. Senin o kadar arkadaşın değil ha Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sıkıldığın zaman beni çağır diyor. Çağırıyordu, geliyordu diyor. Çünkü 15 sene Allah dert verdi ama biraz önce vay be dedi, şimdi Geylani çağırdı. Dert dedi ama arkasına dermanı da koydu, bindirdi oraya. Ne yaparsa yap, sana derdi verdim demiyor ki Allah. Derman. Aynı şey ya. Dert kendisi dermandır zaten. Şimdi 15 sene uykusuz ya. Geylani gündüzü saat 1'de 2'de gelip seni gezdirse uykusuzluğa denemiş olur musunuz zaten? Şimdi ne oldu? Derman mıydı? Ustad ne diyor? Dert derman, dermanmış. Ne oldu değil mi? Acayip değil mi?
gezdirdi diyor. Şöyle galaksilere çıkıyordu. Maceralarını anlatıyor. Bunlar ya delidir, şizofrenidir. Ne dersin de? Ya şimdi bunu niye çağırdık? Niçin ya? Ha şöyle, yani aynı şey içinde Esma'yı anlatmak için herhalde. Mesela zaman, değer esması. Buraya da en kesifi şu. Tık, tık, tık. Biraz geri gittik, tık, tık, tık. Biraz da gittik, zırr. Mesela şöyle diyeyim. Güneş, dünya dönüyor. Kaç ayda tamamlıyor daireyi? 12. Elmayı koparttınız. Bir daha elma olması için kaç ay geçmesi lazım? 12. Öyle mi bak? Evet. Peki, dünyanın hızını iki katına çıkarın. Elmayı koparttınız. Kaç ay sonra elma olur? 6 ay. Dünyanın hızını 3 katına çıkarın. Elmayı koparttınız. Kaç ay sonra elma olur? 4 ay. Peki, dünyanın hızını 4 katına çıkarın. Elmayı koparttınız. Kaç ay sonra elma olur? 3 ay. Peki, elma dünyanın hızını 12 katına çıkarın. Elmayı koparttığın zaman kaç ay sonra elma olur? Hemen. Koparttığın anda olmuş. Hemen. Nasıl olur? Hızla alakalı. Her şey her şeyin içinde. Bak bu burada şey gösteriyorum. Kağıt getir dedim. Bu çok duman yapar. Kağıt yok değil mi? Neyse şurada var. Bak. Kağıt. Cennet yaz buraya. Kadın koy resmini. Köşk villa koy. Koyalım kardeş. Tamam. Soru, ben hiç üşenmiyorum görüyor musunuz? Büyük kağıt. Ferrari koy, Mercedes koy. Ferrari koyayım. Bir ev koyayım da ondan sonra Ferrari koyarım. Ev. Tekne. Tekne koyalım. Allah Allah. size kadın. Size de tekne. Size de villa. Tamam mı? Her şey buradadır. Bakın burada olur mu şimdi? Nasrettin Hoca dalga geçiyor bizimle. Öyle mi? Yapma diyor bak. Aha dünya budur. Üzerine çizdiklerin, yaptıkların hepsi budur. Peki bu çıkan duman olgunlaşmamış olduğundan. Aha şimdi bu duman cesettir. O çıkan nur ruhtu. Çıkan ısı hayattı. Geri kalan bu duman nefse maridir. Bu da toprağındaki zerrelerdir. Atom. Bunu da gör kardeş. Sen eğer kağıtsan nur nerede? O ruh gitti. Bu kim? Cesetten aldı. Açtı bu. Ceset budur. Ölüm diye bir şey var. Ölüm denen avamadır. Çünkü nedir? Ölüm için tahvili vücut, ıtlak-ı ruhtur, tepkili mekandır. Ha, bak. Köşkün. Sana köşk. Yüzleri. İşte, dünya budur. Nereden çıktı bu duman? Bak, neredeydi bu? Ömründe hiç ateş görmeyene. Bunu anlatabilir misin? Bak, kağıdın içinde bu var diye. Anlatabilir misin? Anlatabilir misin? Anlatamazsın. Bak, desin ki arkadaş. Ya, bu böyle görüyorsun ama... Nur var, duman var, ısı var. Ne demek o? Bu bir yerdedir ama bunun öyle içinde bir şey var ki her yerdedir. Ya kafayı mı yedin lan? Ne demek istiyorsun? Bak, bu kesiftir. Bunun içinde çıkan latiftir, tutamazsın. Bu kilosu vardır. Tartın baca gibi şey kağıttır. Fakat bunda bu kilo gözüküyor ama aslında kilo yoktur. Ama manyak mısın? Kilosu olanın kaynağı kilo olmaz mı? Bu bulanık sudur ama kaynağı temiz sudur gibi. Şimdi bu bir yerdedir ama buradan çıkan her yerdedir. Bu beyazdır ama sipsiyah bunun içinde var. Duman. Bu tek gözüküyor ama zıtlar burada. Duman var, nur var. Göz gözü görmez, göz görür. Bunun içinde var. Kafayı mı yedin? Nasıl anlatacaksın hiç ateş görmeyene? Nasıl bunu adam ömründe hiç bunu görmeyene... Bunu görmeyene nasıl bunun için inanacak? Ha, bunu nasıl inanacak? İnansın hadi. Nasıl inanacak? İşte miraç budur işte. Kağıt aslına döndü. Müheyyit ettiysen bu.
Bunu da isterseniz gömün. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Allah'ın rahmetiyle kavuşmuştur. Niye? Gitti o kavuşmuştur. Çabuk gitti ama. Çabuk gitti. Allah Allah. Ömründe hiç su görmemiş. Aç her taraf dumanı bastı. Peki şeyi de söyleyeyim. Derse gelen gelmeyen. Niçin bazı odunlarda çok duman, nur az çıkar? Bazılarında duman az, nur çok çıkar. Yaş oldukları için, olgunlaşmadıkları için. E şimdi bunu yapmadım. Bunu yakarsak herhalde bütün camlar açman lazım. Bu, Jimmy. Bak yakar diyor, dünya suzandır diyor hadiste ama bunun içini nasıl anlatırsın? Bunun içinde bu vardı. Bunun içinde bu saklı. Olamaz işte. Bedendir bu kağıt, ruhtur o nur. Nefistir o duman. Nasıl bulunuyor? Aynı yerde bulunuyor işte. Her yerde olan bir yerdedir. Latif olan kesiftedir. Latiftir içi. Kağıt kesiftir, tutarsın. Çıkanı tutamazsın. Kağıt bir yerdedir. Çıkan hiçbir yerde değildir. Ha? O da nerede şu an? Yanında. O tabii şu anda nerede dur? Orada var mı arkadaşlar? Merak etme, gelecek oralara. Tabaklar getirdi. Keşke bunun içine su taş olsaydı. Yanda çıktı ya. Evet. Kendimizden asılmışlar. Ha sen derslere, derse geleceksin, derse gelmek demek, bak teveccüh ettin ya, ha, veya kitap okuma, güneş vuruyor, güneş oduna vurursa, yaş odun ya, onun yaşlığı gidince, nasıl yakınca dumanı çok az çıkar, nuru çok çıkar, ha böyle olgunlaşacağız, yandım piştim kül oldum Yunus gibi. Yani bu kağıt diyor ki, et kemiğe büründüm, kağıt diye anıldım. Dumanla nur iken kağıt olarak gözüktüm. Aslında suydum ama buz olarak gözüktüm. Miraç ise bunun hakikatine dönüşmesidir. Tekrar geldi. Dönüştüm Resul'a, tekrar aslı. Peki burayı bıraktım, bırakmadım. Çünkü kökteki çekirdek yok olmuyor buradaki çekirdek olunca. Peki ikinci derste devam ederiz. Şimdi biz ilk önce çayınız hazır mı? Tamam bir çay içelim. Ondan sonra kaliteli namaz olur. Çünkü aklımız çayda olur. Çünkü çayın kazası olmuyor. Tabii, ikinci şeyden sonra diğer dört tane devam ederiz. Tamam mı? Bu akşam nasılsa buradayız. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.